İkinci bölümle karşınızdayız. Reklam arasında onlarca mesaj geliyor. Gerçekten anlatılan bilgiler çok ilginç. İlk bölümde özellikle Deniz Güren'in de söylediği, Barış'ın tamamladığı. Türkiye gerçekten, Türkiye siyasi gündemi bu konuya kilitlenmiş. Ben onu anladım. Çünkü çok sayıda izleyicimizden de mesajlar geliyordu. Ben de onlara cevap vermeye çalıştım. Hacı Yakışıklı'da kaldık. Hacı, kısaca toparla istersen, Fatura geçeceğiz. Tabii ki. Şimdi en başta söylediğimiz şey, yargı yoluyla İBB'ye kayyım atanması şu anda konuşulmuyor. Mecliste de konuşulmuyor, herhangi bir yerde konuşulmuyor. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun terörle iltisaklıları, yani buradan yargılanmış ancak ceza almamış kişileri 200 kişi şeklinde, 300 kişi şeklinde belediyeye almışsa buradan bir anlam, bir mana çıkacaktır. Ancak bunun hukuki karşılığı bu şekilde olmayacaktır. Yani kayyım atayalım şeklinde olmayacaktır bu terör soruşturmasından. Ama terör soruşturması işinden direkt olarak Kandil bağlantısı çıktığı zaman orada zaten kamuoyu bunu bekleyecek, bunun sonuçlarını görecektir. Bu YSK'nın sonucuna baktığımız zaman, hani Ekrem İmamoğlu yargı yoluyla mağdur mu ediliyor'a baktığınız zaman 3,5 yıldır Ekrem İmamoğlu her gün masasının başına oturdu. Her gün Ekrem İmamoğlu talimatlarını verdi. İstanbul'la ilgili yapacağını yap buyur dendi. Ve Ekrem İmamoğlu bugüne kadar söz verdiği 100 bin konutu, 100 bin araçlık otoparkı yapmadı. Biz Ekrem Bey'i yaptıklarıyla konuşamadık. Yani belediye hizmetleriyle konuşamadık. En son YSK'nın verdiği kararla ilgili ne düşünüyor diye baktığımızda Ekrem İmamoğlu'na yargılanmasının sebebi YSK hakimlerine ahmak dediği gerekçesiyle. Efendim ona demedim, şuna dedim vesaire diyor. Tamam. Bunun bir cezası kim derse desin olur. Ancak bunun cezasının siyasi yasak olmasını kimse iyi oldu demiyor. Bunu çok açık söyleyelim. Arka planda hiç kimse Ekrem İmamoğlu ahmak dediği için ceza almalıdır diyenler bunun cezasının siyasi yasak olması noktasında tasvip etmiyor. Dolayısıyla bir anket yaparsanız cezayı doğru buluyor musunuz derseniz yüksek oranda yanlış buluyoruz sonucu çıkar. Peki. Hükümet üyelerinden. Cumhur İttifakı'ndan böyle bir sonuç İyi Parti şeyine gel. Şu anda istersen. Zaten şu var. Ona geleceğim ama. Yani Reuters İngiltere'nin resmi haber ajansı şu anda Türkiye'de Erdoğan karşıtı yayın yapacak muhabir ilanı verdi. Yani Reuters bunu vermiş. Nasıl verdi oyunu? Böyle bir durumda yani diyor ki özetle söyleyeyim. Erdoğan diyor Tayyip Erdoğan ismini de vererek Tayyip Erdoğan Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya uzanan yerde askeri bir güç oldu. Ama diyor laikliğinde karşıtı bir yer burası diyor. O yüzden bize diyor hikaye yazabilecek kalemi güçlü muhabirler arıyoruz diyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın ismini vererek laiklik karşıtı şeyler yaptığını söyleyerek Reuters ilan verebiliyor. Böyle bir ortamda Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı tutup da biz Ekrem Bey'e kayyım atayalım yargı yoluyla gitsin demez. Demez. Dezavantajlı bir konumda değil zaten. O kadar emin olma hacı ya. O kadar demez diyorum. Dezavantajlı değil ki. Hani uyduralım. Ya diğerine hakimi, kayyım atayacak. Hakimi niye dezavantajlı değiştirdiler? Dezavantajlı bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'nun hakimini niye sürdüler? O zaman şunu söyleriz. Hayır niye sürdüler? Yerine niye bu kişiyi hakimler getirdiler? Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK biliyorsunuz CHP'nin İYİ Parti'nin oylarıyla seçiliyor üyeler. HSK'nın üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu yargılayan hakimin görev yerinin değiştirilmesini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle CHP'li karar vermiş. CHP'li üye ben şert düştüm dolayısıyla, diyormuş. Bak CHP'li üye, CHP'li üye ben şert düştüm diyormuş. Ben kendisiyle konuşmadım. Yanımda. HSK'nın şert düşmesinin sebebi bilmiyorum, şert hakimin görev yerinin değişmesindeki teknik bir mevzuyla alakalı şerh. Yani bu şerh şeyle ilgili değil. Hakimin yeri değişmesin şerhi değil. Teknik bir iş var orada o tekniği de tamamlayalım diyor HSK üyeleri. Dolayısıyla Ekrem Bey'in hakiminin değişmesi CHP'nin ve İYİ Parti'nin oy verdiği HSK üyelerinin oy birliğiyle gerçekleşmiş. Oy çokluğuyla değil. Hepsi bu hakimin yeri değişti. Peki CHP'liler niye değiştirdi? İYİ Partililer niye değiştirdi? Madem öyle dersek, hani işi siyasete vurursak. Şimdi İYİ Parti'ye gelmeden önce söyleyeceğim. Efendim AK Partililer şimdiden olabilir. Farklı kulisler Barış Bey alabilir. Saygı duyarız. Barış Bey'in zaten birçok kulisi isabetli oluyor. Fakat bu tarafa baktığımız zaman AK Parti'nin geleneklerinde bir iş kesinleşmeden efendim biz oraya kimi getirelim konuşulmaz. İş kesinleşip bittikten sonra süreç başlarken evet arkadaşlar sürece başlıyoruz deyip kolları sıvayabilirler. Dolayısıyla şu anda AK Parti
Ekrem Bey'in yerine kimi getirelim arkadaşlar? Toplantıları yapmadı, yapamaz. Hocam resmi toplantı böyle, değil de konuşma oluyor, olabilir yani. Gayri resmi de yapamaz çünkü AK Parti'de böyle bir gelenek yok. Hacı ben bugünkü yazımda yazdım. İştiraklere bile hazırlık yapıldığı söyleniyor. Şirket iştiraklerine hangi AKP'lilerin getirileceği yönünde çalışmaların olduğunu yani yöneticileri falan mı testi? Tabii ki yani mesela ya söyle, Halk Ekmek'tir, Metro AŞ'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığı şeyler kulisler %100 isabetli olur. Çünkü deplasmandan kulisi alınca biraz sorunlu gibi geldi. Konuşuyorlar ya bunu insanlık taşı. Konuşsunlar biraz. Ben orada tam tersini düşünüyorum. Aslında AK Parti'den daha doğru kulisler alıyor Barış. Böyle AK Parti içerisinde. Geçen hafta yayınladık, olay oldu ya. Tayyip Bey'in şeyi mesela. Videosu. Ceza aldığı videoyu biliyorsunuz Barış arkadaş. O tebligat gelmiş elinde. De geçmişten gelen bir belge aslında. Evet, çok önemliydi. Ya, tam belediye muhabirliğinden itibaren muhteşem takip ediyor. Müthiş bir olaydı değil mi o? Çok, geçen haftanın en çok konuşulan konusu yani, oldu. Evet, çok. Şu anda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması bile beklenmezken böyle bir ortamda AK Parti oturup da efendim Ekrem İmamoğlu'nun yerine şu 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 isimlerden hangisini seçelim demez. Böyle bir hamle yapmaz. Böyle bir hamleyi duymadım da zaten. Hani gel hadi şunu getirelim. Hacı kusura bakma diye. Ama ben yani şurada şöyle. Ben sen yok, duymadım diyorsun ama şöyle. Yani ben Süleyman Soylu'yu dinledim. Evet. Ondan sonra artı bu konunun ne kadar çok insan tarafından konuşulduğunu biliyorum. Hepimiz konuşuyoruz. Ama yani hiç gündemde yokmuş gibi. Hacı'ya böyle bir şey, göre hiçbir şey yok gibi diyorsun ama görüyoruz. Kusura bakma sen mesela 2 hafta önce de şey dedin. Ben kesinlikle siyasi yasak beklemiyorum. Böyle bir olmaz dedin. İkrem niçin İmamoğlu dedim? Bir saniye. Ha. Mahkemenin kararından sonra İstinaf ve Yargıtay'dan bu işin dönme noktasında yok, konuşacağız. Ondan söyledim. Öncesini söylüyorum. Yani 3 hafta öncesinde sen demiştin ki ben böyle bir şey beklemiyorum. Olmaması dedim. Lazım dedim. Olmaması lazım dedim. Ama oluyor. Değil. Yani şunu demek istiyorum. Hani süreç çok da akılla veya teamülle hukukla öngörülebilecek bir şekilde ilerlemiyor yani. O güzel açıdan bir yere getirdin. Ben de o güzel yerin üstüne şunu söyleyeyim. Söyle. Ekrem İmamoğlu'na kayyım atanmasını kimler konuşuyor? CHP'liler konuşuyor. Sürekli İyi Partililer konuşuyor. CHP'nin ve İyi Parti'nin içerisinde konuşulan bir konu. Çünkü öyle bir durum olduğu takdirde Ekrem İmamoğlu görevde olmasa bile İstanbul'u yeniden CHP'nin, İyi Parti'nin göstereceği adayın kazanması ihtimali çok var. Daha gündeme geliyor. Hakimi CHP'liler mi değişti? Terör soruşturmasını CHP'liler mi başlattı? Barış Bey, bir şey demiyorum. Yapmayın sizin, ya. Sizin cenahınızda. Hakimi kim senin değiştirdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu değiştirdi? Başa mı sarayım ya? Allah Hakimle Allah. Hakimle ilgili söyledim. Başa mı sarayım? Ya öyle bir konuşuyorsunuz eskiden ki. Eskiden kasetler vardı. AKP'yi. Kasete takardım AKP'yi böyle kalemi çevirirdim. Kaseti sarardı. Şimdi tekrar kaseti sarardım. Gerçeği ters ediyorsun ya. Hakim Savcılar Kurulu'ndaki oy dağılımını falan nereden öğrendiniz? Hayır zaten bu açık kaynak zaten açık. Hangi açık kaynak? Kaynak yok canım. Mecliste açık kaynak? Meral Akşener teşekkür etmedi mi? HSK üyelerini atadık. Gayet güzel bir şekilde hayır, oylamayı soruyor canım. Bunu söyledik. HSK'daki oylama CHP'nin terfi dairesi yani, söylemedim mi? Hakim Savcılar Kurulu niye resmi bir açıklama yapıp kamuoyuna paylaşmıyor da üyeler, Hacı Yakışıklı kanalıyla burada gündeme kulis haber olarak geliyor. Hakim Savcılar Kurulu'ndaki üyeler tek tek mecliste oylanıyor biliyorsunuz. Hayır ben oylamaya katılmasını söylemiyor. Değil. Kararın oy birliğine kararın oylamasını nasıl öğrendin? Onu ben öğrendim. Söylüyorum. Nereden öğrendin? Bilgi olarak veriyorum size söylüyorum. Ne, işte ben kendi gazeteci olarak. Bu yanlış olarak, işte. Bu yanlış. Yani nereden öğrendin olur mu gazeteci? Olur mu canım? Orası kaynağı kurulmaz ama. Oy çokla değil oy birliğine. Şimdi nereden öğrendin olmayınca benim aklıma Baran Su geliyor yani. Valizi nereden aldın deyince ben gazeteciyim söylemem diyor. Barış da töhmet altında kalır. Hayır töhmet değil bu. En acar şeycisi kulisçisi Barış'ı töhmet altında bırakma şimdi. Hayır kuliste bakın Hacer'in verdiği kulis üzerinde. Benim söylediğim şu. Hakim Savcılar Kurulu bu konu gündemde kamuoyunda tartışıyor. Bunu bir resmi ilanla kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Ben şimdi geçen yıl demesi lazım ki biz bu kararı oy birliğiyle aldık. Geçen yıl mesela oy birliğiyle aldık demesi lazım. Ben burada geçen yıl demesine gerek yok o zaman. Ben geçen yıl Yargıtay'da Yargıtay'ın bilmem kaçıncı dairesinin bir türlü seçimleri yapamadığını ve toplanamadığı, çoğunluğu sağlayamadığını yazdım ve bunu kim engelliyor diye de özellikle belirttim. Birileri engelliyordu. Hemen ertesi hafta yapıldı ve bitti. Aylardır sürüyordu. Şimdi bu bilgiyi nereden aldım ben? İçeriden aldım. Siz açıkladınız ama, diye mi seçim yaptılar yani? Tabii ki. Büyük olay çıktı. Tamam mı? Aylardır süren. Hemen 3-4 gün sonra genel kurulu yapıldı ve bitti iş. Şimdi burada böyle yani gazeteciyesi nereden aldın? Yani şuna benzer buna benzer dememek lazım. Yani gazeteci alır. Gazeteci tek bir koşulda haber kaynağını açıklar. Evet. Tek bir koşulda
kaynağın sana yanlış bilgi verdiyse, kasıtlı olarak yanlış olduğu da ortaya çıktıysa çıkar. Bravo. Kaynağını evet, açıklar aynen, ve bir öyle. Daha o kişi kimseyi yanıltmasın diye gazeteci de zaten nitekim, kaynağını açıklıyor. Etik kodları doğru. Gazeteciliğin etik kodları. Özgüveni olan gazeteci her seferinde kaynağını hayır, açıklar. Dursun kardeşim. Abi o konuda yok. Sana o zaman hiçbir kaynağın kalmaz. Ben gazeteci olsam kimse önce kaynağı sorarım. İyi ki değilsiniz. Zaten kimse bilgi vermez. Arkasında duruyor musun? Yok durmuyorum. O zaman git kardeşim. Dursun Bey, siz kimse bilgi vermez. O zaman sağlam haber yazar. Kunis haberi değil. Uçur üfle gitsin olur mu? Dursun Bey biraz doğruculuk yapıyor. Demeç oluyor. Ama bizde şöyle oluyor. Hayır yok. O yok. Barış'ın dediği bizim evet. Etik kodlar, meslek büyüklerimize ne dediğimiz etik kod öyledir. Gazeteci kaynağını hiçbir koşulda mahkemede dahi söylemez. Sadece yanlış. Barış'ın dediği gibi kasten yanıltıyorsa. Mesela milli güvenlik dediğini Amerika'da evet. Mesela yaptılar. Hocam, burada milli güvenlik falan yok. Ha evet. Sen devletin güvenliği, gizliliği falan bir şey yok. Hacı toparla istersen. Şimdi... Acıya kızmıyorum ben. Yani. Bu konuda hakim savcılar kuruluna kızıyorum. Niye açıklamıyorlar diye. Evet. Tamam açıklasınlar. Niye dolaylı duyuyoruz şey ki yani. O hakimi biz oy birliğiyle atadık. Dolayısıyla bu tartışmaların yeri yoktur, anlamsızdır diye bir açıklama yapsınlar iki satır. Tamam. Ben onu söylüyorum, onu eleştiriyorum. Şimdi, peki. Kaynağı açıklama noktasında şöyle de bir şey var. Diyelim gazeteci... kaynağını açıklamadı ve sağlam olmayan şey. Bir süre sonra o gazetecinin inandırıcılığı kalmaz zaten. Evet. Yani o kişinin inandırıcılığı kalmaz. Böyle birçok meslektaşımız var. Yani ben şu ekranlarda şu Barış Bey de dahil, Gürkan Bey, herkes dahil olmak üzere herkesin kaynaklarının sağlam olduğunu biliyorum. Kaynağı sağlam olmayan gazeteciler bir süre sonra amiyane tabirle çaptan düşüyorlar. Hiç kimse öyle çok kişi vardı. İsim de veririm ama vermeyeyim. Çok kişi var. Şöyle olacak, böyle olacak. Gözümüzü dikiyoruz. Ben duymadım. Gazeteciğim duymadım nereden aldı ya bunu diyorum. Yalan çıkıyor. Bir yalan, iki yalan, yalancı çoban gibi. Şimdi evet, arkadaşlar aynen. Piyasada bile yoklar. O yüzden gazetecilik etiği onu da doğru bir şekilde aktarmaktır. Kendi iş dengesini buluyor. Burada TSK yani. Üyelerine Barış Bey, İmamoğlu'nun hakimi niye değişti deyince biz bunun arka planını araştırdığımız zaman oy birliğiyle olduğunu gördük. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi açıklayabilirler. Ona ben karışamam ama yani. Ben bir şey tamam, diyemem. Tamam peki. Şimdi, davet ederiz canım. Niye karışamıyorsun? Onu da söyledim. Kamuoyu olarak. Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Bu konuda açıklama yapmaya Sayın davet Süleyman ederiz. Sayın Süleyman Soylu şu anda terörle mücadele eden bir İçişleri Bakanı. Terörle mücadelenin zirvesi şu anda Süleyman Soylu. Yani uyuşturucuyla mücadelenin zirvesi şu anda Süleyman Soylu. Dolayısıyla terörle ilgili en ufak bir şey olduğu zaman onun tepkisinin daha fazla olmasını yadırgamamalıyız. Onun tepkisi daha fazla olur. Çünkü terörün kökünü kazıyorsunuz. Cudi Dağı'nın tepesine çıkan bir isimden bahsediyoruz. Bayram namazını gidip de dağların tepelerinde askerlerle kılan bir isimden bahsediyoruz. Oradaki hikayeleri birebir şahit olan bir Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz. O yüzden Süleyman Soylu'yu konuşurken onun terörle mücadeledeki hassasiyetlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Bir de işin farklı boyutları var. Kamuoyu boyutu var, meclis boyutu var. O boyutlara baktığınız zaman da Ekrem İmamoğlu... Engellendim diyen Ekrem İmamoğlu İBB meclisinde getirdiği kararların %97'sini evet dendiğini görüyoruz. Ve Ekrem İmamoğlu buna hayır itiraz etmedi. Birkaç ay önce açıklandı. %97'sini evet dedik dendi. Ekrem Bey hiçbir yorumda bulunmadı. Dolayısıyla %97'sini evet demiş Ekrem İmamoğlu nasıl engellenecek? Şimdi mağdur noktasında da efendim YSK'nın kararı. YSK'nın kararına oh güzel oldu diyen bir kişi varsa buyurun gösterin. Yok. Dolayısıyla Ekrem Bey'e buradan bir mağduriyet, engellenme çıkması kimse tarafından istenmiyor. Ama bir kişiye bir kelime söylüyorsanız ve bu hakaretse elbette ki onun bir cezası olmalı. Ancak cezanın da orantısal olması gerekiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili aday mı değil mi tartışmasına gerek yok. Ekrem İmamoğlu zaten adaylık için uğraşıyor. Herkesin göz önünde adaylık için meclise gelse de bunu bir bakıyoruz mecliste baba oğul gibi izliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve Ekrem İmamoğlu'na bir kelime konuşma hakkı vermiyor. Çok ilginç. Peki Ekrem İmamoğlu ile ilgili CHP'liler ne düşünüyor? Bu çok net ki CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyoruz. İyi Parti'ye geliyorum. Hacı şöyle bu Cumhurbaşkanlığı faslını konuşacağız. Şimdi ittifakı da konuşacağız. Ama İmamoğlu ve dava bu soruşturma kapsamında kalalım. Geliyorum. Çünkü bunu bir toparlayalım yani. İyi Parti'nin. Şeyde kalmasın. Görüştüğüm bir İyi Partili. İyi Parti'nin vekil sayısı 37 şu anda. Tamam. İYİ Partililer ne düşünüyor? CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu adayımız diyorlar. Genel merkezi, CHP'nin genel merkezinden bahsediyorum. Taban ayrışabilir. Genel merkez olarak
Tabanın yani, da 61,5'unun Kemal Bey mi? Kemal Bey olduğunu açıkladı. Kim diye sorduğumuz zaman İyi Parti olarak prensipte Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday olmasını istiyoruz. Yani prensipte 37 milletvekili mi? Evet, milletvekillerinin ortak görüşü şeklinde. Tabii resmi bir açıklama değil bu, aldığım kulis bilgisi. Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday olmasını istiyoruz. Sen bu gece Ekrem Bey'i tekrar bir heyecanlandırdın. Masaya. Tam iş yatışmışken yani. Bu İyi Parti'nin görüşü bu arada. Olsun ama masaya, senin de görüşünü ekleyince 38 oluyor. Kemal Bey'in 3 isimle gelmesini bekliyoruz. Bu 3 isimde kendi ismi olmamalı. Antiparantez. Kendi ismi olduğu takdirde ben artı 2 isim demesinin usulen uygun olmayacağı söyleniyor. O yüzden Kemal Bey'in 3 isimle gelmesi. Sadece kendi ismi gelirse, tek isim gelirse bu sürecin uzayacağı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım dediği takdirde bu sürecin uzayacağı, adaylık sürecin uzayacağı ve masadan isim çıkmasının daha da uzayacağı söyleniyor. Meral Hanım, zaten Kemal Bey bugün açıkladı. Görüştü mü, görüşmedi seçim mi? Seçim takvimi açıklandıktan sonra isim bildireceğiz. Söylüyorum. Meral Hanım Mansur Yavaş'la görüşüp görüşmedi mi kesin bir şey söylemiyorlar. Yani Mansur Yavaş'la Meral Hanım bir araya geldi mi kesin bir şey söylemiyorlar. Ama Mansur Yavaş'la ilgili de şu söyleniyor. Mansur Yavaş kamuoyunda çok tartışılmadı. Ancak Ekrem İmamoğlu çok tartışıldı. İyisiyle kötüsüyle. Mansur Bey aday olursa sıfırdan başlanır ve riski çok olur. Ekrem Bey dışında partisiz bir isim de olabilir. Ancak parti içinde herhangi bir isim konuşmadık. Hani Ekrem İmamoğlu, o olmayacaksa partisiz bir isim. O isim kim? Bugüne kadar hiç konuşulmamış. Açık ve net bir şekilde. Ve son olarak da şunu sordum. Hani CHP hep şunu konuşuyoruz. Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti. Buradan milletvekili adayları listelerden gözükür mü? CHP ve İyi Parti listelerinden gözükür mü? İyi Parti adına şöyle. İyi Parti olarak 37 milletvekilinin görüşü. Kendi listelerimizde başka partilerinin adaylarını göstermeye sıcak bakmıyoruz dendi. O zaman diğer partilerin olası adayları CHP'de aday gösterecek. Bu İyi Parti. O CHP ile ilgili öyle bir şey söylemiyorlar. O CHP'yi ilgilendiren bir durum olarak söyleniyor. Fuat İyi Parti, upuzun bir bekleyişten İyi sonra. İyi Parti Fuat, Antalya Milletvekili Hasan Subaş mesaj yolladı. Bana da yolladı. Hah tamam onu. Yolladı. Ne diyor? Yok Fuat abiden sonra. Fuat Bey artık. Erken açıklamanın bir sonucu olabilir. Diğer dört parti Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Bey'i destekler.